Herkese yeni bir Rent Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Hızlı hızlı kaldığımız yerlerden devam ediyoruz. Bugün bu hayvanlara şu mandıra muhabbetini, daha doğrusu şu otomatik yemleme muhabbeti var ya, biliyorsunuz. Onu bir yapacağız. Onun bir inşaatını yapayım hemen, hızlıca koyayım buraya. Ondan sonra diğer şeylere de bakacağız tabii ki. Neredeydi? Şu ambar, şu da yel değirmeni. Yeraltı su kaynağını çıkan ölçü kullanılır. Rüzgar bilmem ne bilmem ne. Zaten bir o var. Bir de bölgedeki tüm yalakları doldurma diyor. Şimdi bunu aslına bakarsanız şöyle bir yere koymak istiyorum. Çok da uzağa gitmeyelim. Hani şöyle yan yana olursa bence kafi olacak diye düşünüyorum. Bir buraya bundan, bir tane de şundan koyarsak bence burası misler gibi olacak. Bölge dediği de bölgesine de, ha evet, bakalım şey içinde mi, biraz daha yaklaştıralım abi, ben risk atmayı sevmem biliyorsunuz, eşeğe sağlam kazağı bağlayacaksınız, bu iş böyle. Şimdi şuraya aslında ambarı şöyle koyalım, tamam mı, hemen şu yel değirmeni de şöyle koyalım. Bence ikisi de paşalar gibi kalacak burada. Bunun alanı bu. İçeride mi? İçeride. Bunun alanında bu. O da içeriği kapsıyor. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Benim için önemli. Hızlı bir şekilde başlangıç yaptık. Şimdi ha, bayağı bir metal istiyor. 3 metal buna, 3 metal buna, 50 çimento buna fazladan getireceğiz. Şimdi yükleyelim hemen aracımızı. Şurada şeyimiz var biliyorsunuz. Evet, 50 çimento. Herhalde yeterli olur. Olmasa da yapacak bir şey yok. Gerisini getiririz. Metal ağırlıklı lazım. Biz toplamda şu 6 tane raftan indirelim. Metallerimizi yükleyelim abi. Aracımızın üstünde de et falan var. Nasıl yapacağım bilmiyorum. İşin içinden çıkamayabiliriz. Şöyle kalsın. Şunları alayım ya. Bu arada bunların hepsi 50'lik değil mi? Tamam, şu bir tanesi için. Hatta bir tane de fazladan koyalım ki. Bir tanesinde 52 idi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ha, yağmur başladı. Nerede kaldın gülüm, gel. Sensiz olmaz tabii ki. 50 50 50 50 50 3 5 tane oldu. Şu 6.'sı galiba. Aynen, 4, şu 6. Bunu buraya koyalım. Hatta bir tane daha çimento koyacağım fazladan. Bir tane daha metal koyalım. Ondan sonra arabayla yanına götürelim. Oranın bir inşaatını tamamlayalım abi. Şuradaydı aracımız galiba. Sonra hayvanları getireceğim abi. Böyle hızlı hızlı bir başlayalım. Yani bir yapmamız lazım olduğunu düşünüyorum artık. Şunları getirelim. Üstün körü atayım mı arabanın üstüne? Ne yapayım ya? Taşıyabilir miyiz? Taşıyamaz mıyız? Bilmiyorum ki abi. Bunları nereye indireceğim onu da bilmiyorum. Vallahi kafam çok karışık. Hayvanları getireceğiz, bir de onunla uğraşacağız. Neyse, dökülen dökülür. Döküleni de sonradan toplarız abi. Ne yapalım yani? Aracımızın rengi çok hoş olmadı mı ya? Şunları da alalım. Düşmesen iyi olur be canım benim. Heh, orada kalman lazım ama. Gel. Neyse, kaldığın kadar, yapacak bir şey yok. Ya tamam. Ben pes ettim abi. Her halükarda dökülecek abi bunlar. Gördüğünüz gibi. Dökülüyor yani, yapacak bir şey yok. Bunları da şöyle bir indireceğim şuraya şimdilik. Gerçekten bununla uğraşamam şu anda. Biliyorsunuz indirmenin kısa yolunu biliyoruz artık biz. Bu konuda profesyonelleştik. Şimdi şu kasayı takayım hemen. Arabayı stop ettiriyoruz ha. Tamam, bağladık römorku. Bak, bunda sorun yok, görüyor musunuz? Kamera açısı bozulmuyor. Onlar yeni obje, o yüzden bir sıkıntıları var onun yani. Tamam. Şimdi şu çimentoyu hemen koyalım buraya. Bir tane metal. Bir tane daha metal.
1,5 metal. Şuna da koyalım. Bunu da yapalım. Yalaklar hızlıca dolsun abi. Yani hayvanları bu sefer de öldürmek istemiyorum. Şimdi şurayı bir açalım. Burada içeride bir yemleme yeri vardı. Yemliğe yem doldur. Önce şunlara doldurmam lazım galiba. Tüm çanakları doldur. 200 dolar karşılığında da içine doldurduk. Sonra E'ye basacağız. Tüm yalakları doldur diyeceğiz. Ve otomatik olarak buraya yemi dökmüş olacak. Mis gibi oldu. Şimdi buna kalas getireceğiz. Çağrı kardeşim sağ olsun şuraya depolama muhabbetini önerdi. Güzel oldu. Oraya sadece tomruk değil, kalas da alıyormuş. Sağ olsun, var olsun. Şunları geri bırakalım şuraya. Hatta şuradakileri de koyabilirim de. Neyse, açıkta olması biraz garip oldu onun. Onu sonradan içeri taşırız, içeri bir yere taşırız. Bu hayvancıkların suları yok. O suyu da bir tamamlayalım abi. Yani kovayla falan bir şekilde getireyim. Kahvemden de bir yudum çekeyim. Evet, şurada şu suyu alayım şimdilik. Sonra bu suyu daha profesyonel bir hale getireceğiz. Tavukları sulamanın başka bir yöntemi yok herhalde. Mesela bunun içinde normalde su deposu olması lazım değil mi? Başka şey de var mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bilen varsa, beni aydınlatırsa sevinirim. Yumurtalarımız olmuş. Onları da bir toplayalım hemen. Kayıtta falan bir problem yok. Aynen. Kaydediyor abi sesimizi. Şuradan yumurtaları toplayalım. Sıcak ya. Oraya yumurtluyorlar. Evet, yumurtamızı da koy. Ovoskop cihazımız falan da var artık yani. Şimdi şunları hallettik. Bunların içi su dolu. Bunda su var. Bunda da yem var. Şimdi artık birkaç tane hayvan getirelim artık yani. Şimdi zamanı geldi. Şunları da elimiz değmişken hemen hızlıca getireyim, koyayım. Bu arada ben yan ekrandan karanlık görüyorum. Çünkü onun ışığını kıstım. Ama normalde kendi ekranımda beyaz. Sizler de daha net görmek isterseniz eğer ışığını açabilirsiniz dostlar. Ulan alsana. Evet, kapılarını kapattık. Burayla bir işimiz yok şimdilik. Ama burası açık kalabilir. Hiç problem değil. Dediğim gibi. Şimdi geri çıkalım azıcık. Traktör olayı nasıl olacak? İnanın merak ediyorum. Ben güzel bir şeyler olacağını düşünüyorum. Şahsi fikrim. Ama olmayabilir tabii ki. Ümitlerimizi yüksek tutuyoruz. Hani basit bir şey çıktığı zaman hayal kırıklığına uğruyoruz ama yapacak bir şey yok. Şurada kalsın, bu yarım zaten. Onu da oraya koyduk. Tamam, çok güzel. Şu römorku bir park edeyim buraya. Sonra hayvanları aldığımız römorku bağlayalım. Eskiden hayvanları nasıl getiriyorduk? Bir dakika ya. Dur, bakacağız şimdi. Şimdi buraya morka 4 tane şey koyuluyordu. Bizim kamyona ne kadar koyuluyor? Ona bakmam lazım. Eğer kamyona güzelse buraya morku bırakırım, bir tane kamyon alırım abi bize. Çünkü remork daha olmamış abi. Daha çok taze. Bir de satma olayı yok. Elimizde patlıyor yani. Ah, gördüğünüz gibi kamera bozuk mesela. Saat 3 oldu. Akşam olmadan hayvanları bir koyalım hemen şeye. Allah be.
Hırdavatçı yukarıda. Biz şey tarafına gideceğiz. Market tarafına. Market tarafı da yukarıda ama ondan önce şuraya bir uğrayalım. Dediğim gibi kamyon daha mantıklıysa kamyon alalım. Kaç tane hayvan taşınıyordu? 6 tane miydi? 4 tane miydi ya da? Ya 4 tane olsa bile. Evet, 4'müş abi, tamam. Biz yine de satın alalım bir kamyon. Çünkü çok işimize yarayacak, çok kullanacağız yani. Tamam abi, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şunun ışığını kapatalım. Kamyonumuz da şurada olsa gerek. Aynen, çıkmış. Bir saniye dostlar. MSI Afterburner yazılımını çalıştırmam gerekiyor benim çoğu zaman. Çünkü fanlarım çok fazla ses yapıyor bu ara. Eskidi galiba. Ona bir ayar çekmem lazım bir dönemde. Bakacağız nasıl yapacağız. Bunun da rengi nasıl olsun? Gerçekçi bir şey olsun istiyorum. Kırmızı olabilir aslında. Bordo olabilir yani şöyle. Bence güzel oldu abi. O 10 numara oldu. Kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun. Biz hemen şuradan markete gidelim. Hayvanları dolduralım. Hayvanlarla alakalı, keçilerle alakalı süt sağma makineleri falan var galiba yanlış bilmiyorsam. Ya da keçi de yok muydu? Keçinin birkaç şeyi vardı. Sonra ertesi gün şöyle bir ağaçlara bir bakalım bakalım arı bulabilecek miyiz? Tamam, hadi girelim. Selamünaleyküm. Abi keçi alacağız. Keçi. Erkeğimiz. Şimdi. Bir tane sarı dişi, bir tane erkek de bunlar olsun. 4 tane taşıyabiliyorduk, değil mi? Tamam. 2 dişi, 2 erkek aldık. Şimdi buğday, sersemletici, süt sağma makinesi, mermi, kulak küpesi. Beyaz küf dediği nedir bilmiyorum. Şunlardan alalım birkaç tane. Çelik kova, küçük kova, mavi küf. Bunlar ne işe yarıyor? Herhalde yemle alakalı, beslenmeleriyle alakalı bir şey galiba. Fıçı diyor. Körük. Körük zaten vardı bizde. O arıları sersemletmek için kullanacağız. Şimdilik böyle. Satın al. Kasa dedik ve aldık. Hayvanlar çıkmıştır muhtemelen. Lan nereye gidiyorsunuz? Ya bu keçilerin nereye gittiği konusunda gerçekten büyük soru işaretlerim var ya. Hani şu an nereye gidiyor olabilirsin mesela yani, anladın mı? E dur, götüreceğiz işte seni. Ne bu yaramazlık yani? Gel. Hah, bindin mi? Bindin, gel. Mesela şu an nereye gidiyorum mesela? Gel. Başına buyruk gidiyor ya. Demek ki oyunu biraz zorlaştırmak için yapmışlar yapımcı. Sağ olsun, o da bizi de düşünüyor yani bir yandan. Düşünmezse olmaz. Birazcık sesini açayım. Yağmurdan dolayı sesleri kısıyorum dostlar. Oyunun yağmurunu sevmiyorum. Çok sık yağıyor. Hangi bölgedeyiz bilmiyorum ama. Geldin mi? Gel. Heh. Lan ne? Gel buraya. Tamam, şunları da aldık. Başka alacağımız bir şey yok buradan zaten. Her şeyimiz de var. Allah var. Şunları koyalım. Artık keçilerimizi mutlu mesut evlerine götürelim. Şunları nasıl kullanıldığını bulmamız lazım. Bilmem ne, bilmem ne. Hadi eve bir gidelim. Hırdavatçıdan alacağım bir şeyler var mıydı? Yok. Ertesi gün sabah, zaten akşam olmak üzere. Ertesi gün sabah şeylere bakacağız. Arılara bakacağız. Sizin söylediğiniz üzere arıları ağaçlardan topluyoruz.
Bir bakacağım. Bulabilirsem kovanımıza ekleyeceğiz abi. Kraliçe arıyı buluyoruz galiba ilk baş. Kraliçeyi bulduktan sonra da diğerleri otomatik zaten çorap söküğü gibi geliyor diye düşünüyorum. Bu arada ben bu araçları götürüyorum ama hep kalıyor yani arka. Aman geyik. Evet, evet anlıyorum. Anlıyorum abi. Gerçekten çok çok iyi anlıyorum seni. Hayvanları hemen indirelim. Geceyi burada geçirmesinler. Gel gel nereye gidiyorsun? Sen neredesin? İner inmez kaçmaları yok mu? Beni çok tilt ediyor ya. Çok hiç sevmiyorum şu an bu durumu yani. Bak bak. Hala kaçmaya yelteniyor ya bir de. İnanılmaz ya. Gel lan buraya. Ama oradan kaçalım. Gene yağmur başladı. Allah'ım şaka gibi inanmıyorum ya. La gelsene gelsene. Heh. Neyse akşam 8'de oldu saat. İndirdik sayalım. Yani şu oyunda hakikaten şu yağmur olayı çok can sıkıcı ya. Zaten bak sorunlu buralar. Bak bak bak. Oh. Yağmuru hiç sevmiyorum abi bu oyunda. Defalarca belirttim, hala da belirteceğim. Hiç güzel değil abi, şu görüntüye bak yani. Azıcık sıçırın da. Ya Unreal'da yapıldığım belli şimdi. Tamam, bunu bastıra bastıra göstermenin bir alemi yok. Çok gerçekçi, evet. Ama yani yeter daha. Şunu bir al bakayım. Ne bu? Bu ne bu ne bu? Bu herhalde yemlerine karıştırıyoruz babuş bunu. Yemliğe yem doldur var. Yemliğe su doldur var. La oğlum keçi sütü ya. Tamam tamam. Tamam. Muhtemelen bunlar yavrularsa falan takviye mi vereceğiz ne yapacağız anlamadım. Şimdi şunları arabaya bir yanaştır bakayım şeye. Hay senin yağmuruna ya. Oğlum çok fazla bu çok fazla yani. Ve içeri gelince kafam rahatladı yemin ediyorum. Allah'tan onu yapmışlar yani. Tamam, bu okey. Tavuklara su da verdik. Bunlar su içmiş mi bakalım. Vallahi içmişler abi. Demek ki buradan gelip içiyorlar yani. Şunları da temizleyebiliyoruz. Poklarını bir temizleyelim. Yumurtlamışlar da güzel bir şekilde. İyi. Oğuz var aslında. Keşke bir horoz alsaydık. Bak unuttuk onu. Yumurtaları döllemesi için. Evet. Başka ne yapacaktım ben ya? Aklımda vardı. Onu yaptık, onu yaptık. O tamam. Bu değil, bunlar değil. Direkt fokus bura, direkt fokus bura yani. Ha, evet evet tamam. Bunun içine şey yapacağız şimdi. Tamam. Şimdi anladım abi. Ha doğru, arı yapacaktık arı. Bunu boş ver, bunu sonra yaparız.
Neyse kapısını kapatmayacağım. Kapatacaktım da. E bu yağmurda arıyı bulamayız ki. Bir oyundan çıkayım geleyim belki düzelir ya. Dur bakayım. Bir kaydedeyim. Oyundan çıkıp gelince düzeliyordu bazen hava durumu. E sabah düzelmişti, geri yağmaya başladı yani. Aa durdu. Aa durdu. Heh, tamam Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi ağaçlarda dedik, arı var dediler. Öyle mi? E nereden bulacağız? Nasıl bulacağız ki onu? Şöyle mi göreceğiz? Dur ben bir zamanı bir hızlandırayım abi. Yani şey, bir güneş doğsun. Bir kaydedeyim oyunu. Bir çıkalım, geri gelelim. O zaman muhtemelen sıfırlayacak. Gözümüz gönlümüz açılsın ya. Kaydediliyor. Bir hemen geliyorum dostlar. Evet, yeniden başlattık bakalım. Tahminlerim tutacak mı? Hakikaten merak ediyorum şu anda. Aynen. Gördüğünüz gibi işte. İşte tam olarak bundan bahsediyordum ben. Oyundan çıkıp gelince hemen bir sıfırlıyor bir kendini. Saçma bir şekilde. Güzel ama saçma yani. Şimdi FPS görünümüne geçtik. Ya da TPS'den devam edelim. Ağaçların tepesinde oluyormuş. Yani ağaçlarda arı oluyormuş. Sizden aldığım bilgiye dayanarak söylüyorum ben de. Birazcık sesini açayım. Herhalde ağaçlarda kovan gibi bir şey olacak, değil mi? Oradan kovanı mı toplayacağız? Ne yapacağız? Belki de böyle bir şey yok şu anda. Ben boşuna keklendim mesela, anladın mı? Görebilen var mı? Şahsen ben göremedim. Henüz böyle arı benzeri bir şey. Ya da kovan benzeri bir şey. Ağacı kesince mi geliyor acaba? Ama sanmıyorum. Gelseydi bu zamana kadar bir sürü ağaç kestim. Onlardan çıkardı yani %100. Şuradaki ağaçlardan bir tanesini yatırmak istiyorum ben ya. Dur bakayım. Koskoca çamdan iki tane şey mi çıktı şimdi gerçekten? Bir dedik düştü hatta. Koskoca çamdan iki tane kütük mü çıktı gerçekten? Dur bakayım. Çalıştır. Tamam biraz daha ileri gideceğim. Bakalım. Varsa vardır, yoksa yoktur. Yapacak bir şey yok. Sanırım yok. Yok abi, yalan çıktı. Yalan da demeyeyim tabii şimdi de. Bilenler Discord'dan beni aydınlatırsa sevinirim abi. Ne yapayım yani, bulamadım. Bak burada da kocaman bir alanımız varmış ha. Yani şuradaki ağaçları kesersek komple bir alan kalıyor bize. Çok güzel olur. Yan taraftan bir geliş yaparız. Şu taraftan belki. Gerçi oradan otomatik geliş var galiba. Şuradaki ağacı keseriz. Burayı da kullanabiliriz gönül rahatlığıyla. Güzel olur. Yine de her ihtimale karşı şöyle ağaçlara bakarak gidiyorum da. Ya ben... Ha. Şu anda göremiyorum abi. Ne yapayım yani? Yerden su çıkarıyoruz kardeş. Suyu beleşe getirdik. O ne lan? Orada ne var?
Ha, şu benim kestiğim ağaçlar. Herhalde buranın ağaçlarında yok. Yani uzaklardan toplayacağız galiba. Bana öyle geldi bak şu anda. Harbiden yok ya. Yok dostlar, ağaçtan olmadığını kesinleştirdiğim gibi bir şey. Yani en azından benim buradaki ağaçlarda yok yani. Aynen. Evet, hava yeniden bozuyor. Umarım sevmişsinizdir. Nerede kaldın Yağmur? Nerede kaldın? Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sevmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız efendim. Şimdiden çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Var olun, sağ olun. Teşekkürler. Bakalım hakikaten olmamış. Görüşmek üzere. Dikkat edin. Biz de yağmurda ıslanmaya devam. Evet, kapatamıyorum. Bir dakika. Tek bilgisayar.